3. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün çok değişik bir video çekeceğiz. Ormanda 24 saat. Ormanda 24 saat değil. Gece ormanda kalma videosu. Rüzgar da geliyor bizimle. Bu sefer babamız da yanımızda. Hep beraber evimizin yan tarafında tel örgülerle çevrilmiş bir orman var. Orada küçücük bir açıklık var. Oradan gireceğiz ve bu geceyi orada geçireceğiz. Arkadaşlar size söyleyeyim mi? Geceleri oradan yaban domuzları geliyormuş. Çok köpek avlamış duyarsak yaban domuzları yanımızdan geliyor. Ya yaban domuzları, evet onu ben de duydum. Eğer çok köpek avlıyorsa bilin ki yaban domuzları gelmiştir falan diyorlar. Yok ya, bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Ben bu sefer çok cesaretliyim. Yılan çıkar. Efendim anneciğim. Yılan çıkar evet. Senle. Yılan beni korkutur. Ya beni nereden korkutacağını iyi biliyorsun. Hadi yavaş yavaş yürüyelim ormana doğru. Gel bakalım. Arkadaşlar orman yolu burası. Çok kısa, bizim evimize çok yakın. Ormana giderken böyle tel örgüler var. Şimdi göstereceğim size. Ay o neydi ya? Ha, kediymiş o. Kirpiler falan geçiyor çocuklar. Ne? Arkadaşlar bu bir böcek, uçabiliyor, çok yaklaşmayın yanına. Gelin böyle biz ormanımızı gösterelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tel örgüler var. Tel örgüler var, tamam mı? Bu tel örgüler böyle komple çevrili. Ama şurada altta var küçük bir açıklık. Bir de şu yan tarafta var küçük bir açıklık. Hadi bakalım yavaş yavaş geçelim. Ve arkadaşlar orman gördüğünüz gibi çok karanlık. Ve ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Sen gitmek istemiyor musun? Tamam ben de geliyorum. Hadi gel. Merak etmeyin ben de geliyorum. Rüyacığım hadi bakalım yavaş yavaş girelim ormana. Ay bir dakika. Bir ses duydum sanki. Hani ne bileyim, benim ayağımın çıtırtısıydı galiba. Arkadaşlar ormana. O neydi? Aa, bir ses geldi. Ben de duydum aynı sesi. Ormana giriş yapabiliriz artık. Baba. Gördüğünüz gibi şöyle. Bir dakika, burada bir ses var. Bir dakika durun. Arkadaşlar burada bir ses var. Sincap falandır değil mi Rüya? Aa evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok da iyi bir fikir değil miydi? Gerçekten burası çok büyük bir ormanmış. Ben bu kadar büyüğünü beklemiyordum ya. Biraz yürüyelim bakalım. Bir süredir yürüyoruz. Arkadaşlar yerlerde otlar var. Etrafta ağaçlar var ve başka hiçbir şey yok. Ben biraz yönümü kaybetmiş olabilirim bu arada. Ben de görmüyorum. Evden bayağı uzaklaştık ama nerede olduğumuzu da tam olarak bilmiyorum. Bacaklarım inanılmaz kaşınıyor. Sivrisinekler her yerimizi yediler. Baba. Gel anneciğim, rüzgar tut elimi. Kanıyor çünkü dikenli. Evet. Dikenler bak var. Göster. Şurada bak dikenler var. Gösteriyorum arkadaşlar. İşte böyle görünmüyorlar ama çürücük dikenler var. Şu ağaca doğru gidelim. Bakalım neler var orada. Çok basılmadığı için galiba çok inanılmaz yumuşak. Yani Rüya bak bir şuraya bassana. Bak bastığı yeri şuraya bas bak mesela. Şuraya basıyorsun, bastığı yer göçüyor. Bak bas onun için. Bastığın yer böyle bir iniyor aşağı doğru. Bacaklarımızın kaşıntısından duramıyoruz. Yani hem kaşınıyor hem de kanıyor. Bir şey söyleyeyim. Ara ara da kurtulması duymaya başladık. Umarım. Bir dakika o neydi? Hayır ya. Anne. Efendim. Rüzgar. Ne oldu? Rüzgar. Bir şey mi gördün Rüzgar? Ne? Sinek mi? Ne? Emin misin? Bir sürü ses duydum. Güm güm ses aldım. Çok karanlık gerçekten. Ay ayağıma bir şey değdi benim. Ayağıma bir şey değdi. Bir dakika. Ay bir dakika, benim ayağıma bir şey değdi. Bu ne ya? Akrep inanılmaz değil mi burada? Ya bir şey soktu benim ayağıma. Bacağıma bir şey soktu benim. Nedir? Ya anne sinek sabahtan beri soktu. Böyle bir şey değil. Ne? Bilmiyorum ne olduğunu. Ne? Ya bir şey soracağım. Ayağım altından bir şey geçti. Baba. Ya ayağıma ne soktu bilmiyorum ama. Benim ya akrep falan değildir herhalde ya. Ayağım bir şey geçti ya. Böcek gibi bir şey miydi? Ağaca tırmanalım anne. Ağaca mı? Ya ben ağaca tırmanmaktan da korkuyorum. Rüya bir şey söyleyeceğim. Bu ağaçtan ses geliyor. Sakin bir şekilde şu ağaca doğru gitmeni istiyorum, tamam mı? Sakin bir şekilde. Rüzgar sen de gel. Sakin, sakin, tamam mı? Bir şey var burada ya.
Ay dur yavaş rüzgar. Bu ağacın arkasından uğur ses geliyor. Nasıl uğur ses geliyor? Duydum sesi. Arkadaşlar siz de duyuyor musunuz? Ya bir şey söyleyeceğim. Biz bu videoyu çekmeye karar verdik ama sanki çok mantıklı bir şey değil gibi. Bak bak bak. Baya baya kurtulması gibi bir ses. Ya ben gerçekten... Orada bir şey kıpırdadı. Nerede? Rüya koşun. Tamam. Hadi koşun. Eve doğru. Bu taraf olmalı. Bu taraf olmalı. Hadi. Hadi anneciğim. Rüzgar yürü. Tut elimi. Elimi tut. Sımsıkı. Rüya sen de kardeşinin elini tut. Rüya kardeşinin elini tut. Beraber çıkmalıyız buradan. Hadi kimse birbirinden ayrılmasın, tamam mı? Ben yolu hatırlıyorum. Şurada bir ağaç var. Ben bu ağacı hatırlıyorum ya. Dur bakalım biraz yürüyelim. Arkadaşlar bir süredir yürüyoruz. Galiba artık eve yaklaştık. Işıklar görmeye başladık en azından. Yani biz bütün akşamı geçirecektik. O yüzden erken girdik ama gördüğünüz gibi çok da kalamadık. Evet yavaş yavaş çıkalım. Rüya evi görebiliyor musun ışıkları? Gördüm, bak orada ışıklar yanıyor. Orası bizim ev olmalı. Hadi çık anneciğim. Çabuk çabuk çabuk. Anne dikenler var. Yapacak bir şey yok anneciğim. Dikenler var diye evi. Arkadaşlar gerçekten bunlar böyle göründüğü gibi değil ya. Evet sonunda evin yolunu bulduk çık anneciğim. Arkadaşlar bizim evler burada. Buraya sitemize mi geldik? Hatırlarsın tabii sitemize geldik. Artık evimize rahat rahat gidip yatabiliriz. Gerçekten ormanda bir gece geçirmek bize göre değilmiş. Yürüyün evimize gidelim ve yatağımıza yatalım. Hayır tabii ki benim ödüm patladı. Bacağımı gerçekten bir şey soktu bu arada. Gidip ona bakmamız lazım. Büyük ihtimalle gece de hastaneye gideceğiz gibi görünüyor. Çünkü bacağım çok benim ağrıyor. Benim de ayağımın altından bir şey. Evet her yerimde. Bir şey. Geçti gördüm ben de hissettim onu yani. Böyle, yani ne bileyim şey, ya. Dili ayağıma değdi ya. Yok ya dil değildir de böyle sanki. Ne bileyim ya sıçan var yıla yıla kaç kaç yürü annem eve yürü. Yıla. Doğum günü pastası mı yaptın? Evet. Üç katlı hem de görüyor musun mumu da var. Bir yaşına giren bir çocuk galiba. Aa mum düştü. Neyse. Ay çok güzel olmuş ama ya. Aa bir şey söyleyeceğim. Rüzgar da üstünü süslemenin için top veriyor. Arkadaşlar rüzgarca da bal top demek. Anne. Efendim bebeğim. Abla. Evet ablam pasta yapmış. Kenarlarını yapayım. Bunu... Kenarlarını ne yapalım? Bunu koyayım. Üşümesin diye mi yapıyoruz? Pastamız atkı gibi. Aha düştü. Bir şey söyleyeceğim bak. Bir şey yapmışsın ya. Bunu da böyle süs olarak buraya böyle yapıştırabiliriz. Aa doğru onu öyle yapacağım. Değil mi? Ben de sana buradan bir şeyler yapsam ne yapmamı istersin bununla? Şefim ben ne yapayım söyleyin. Kurabiye. Hayır ya böyle etrafını süslemen için. Böyle küçük yuvarlaklarla yapıp yapıştırabilirim istersen. Böyle minicik minicik ama şöyle şu kadar. Böyle bu küçücük yuvarlaklar yaparız. Annem. Abla çok güzel pasta yapmış ya. Mama. Evet ama gerçek değil Rüzgar. Sen yemeye kalkarsın. Gerçek değil. Hayır hayır. Bir şey söyleyeceğim ama böyle sarınca üşümedi ama. Ha. Bir saniye bir dakika. İçindeki sarı da görünmüyor böyle. Azıcık daha açalım. Birazcık dekolte versin. Böyle daha. Evet böyle çok güzel oldu. Çok inanılmaz renkli görünüyor bence böyle. Anne. Efendim. Sen de bağ yap oradan ablana ver. Ben de buraya şunları yapıştırayım bak. Rüya bir şey söyleyeceğim. Mavinin üstünde bu kırmızı benekler çok güzel oluyor. Bana güven. Güveniyor musun bana? Sen de yapıştırayım. Nasıl oluyor sence? Kırmızı benek yapma. Ne renk benek yapayım? Kar tanesi yap. Tamam kar tanesi. Kırmızı kar yağmış. Olmaz mı? Olamaz mı yani? Bak şöyle kar tanesi. Efendim? Rüya kar tanesi nasıl yapayım? Böyle. Onu mu diyorsun? Ay bak. Artı yap sonra çizme. Anneciğim o çok büyük olur. Büyük olursa da minimalliğe gider pastanın. Bak böyle çok güzel oldu. Benekler benekler. Buzullarım pastası. Ha, şu üsttekiler buzul. Renkli buzullar. Bak şuraya da yapıştırayım bir tane. Bence çok güzel oldu. Sen ne düşünüyorsun Rüzgar? Sence güzel oldu mu böyle pastamız? Bak bakalım. Şöyle şunu da koyduk mu? Sen ne yapıyorsun?
Pasta devrildi. Bir şey olmaz anneciğim, devam ederiz. Dur. Nasıl yapacağız yeniden? Dur. Dur, ben bulacağım bir çözüm yolu. Dur. Rüzgar hocam, onu bırak. Onu bırak. Teşekkür ederim. Ablanın pastası bozuldu. Acil yardıma ihtiyacımız var. Bize 3 tane top yapman lazım. Bay yani. Evet, nasıl? Hah. Geri yerleştirelim. Sabitlemek için bir şey yapmamız lazım. Azıcık ıslatsak daha mı sabit olur? Rüzgar, çay mı içiyorsun? Mama. Mama. Yok, bu yenmiyor. Evet, aynen öyle anneciğim. Mama değil. Evet, bu bardak gibi. İçinde toplar mı var? Göster bana topları. Hop. Aa, içinde bir tane sarı, bir tane kırmızı var. Hop, buradalar. Evet, pastamız bitmek üzere arkadaşlar. Ben Rüya'nın pasta yaptığını... Elimi yıkıldı. Elim battı. Krem oldu. Dur yalayayım bari. Ay çok güzel oldu. Rüya, yeşili çok az kullanmışız. Renkli bir pasta istiyorsak yeşili biraz daha kullanmamız lazım. Değil mi? Dur, yeşilden ben de sana bir şey yapayım. Rüzgar, alabilir miyim bunu? Yeşilden, kırmızıdan yok. Şöyle toplar. Evet, şöyle. Bir dakika. Anne. Ama bunlar devriliyor ya. Efendim oğlum? Evet anneciğim, top. Yeşil top yapar mısın Rüzgar bana? Bir dakika. Bitti. Dur. Nereye bitti? Ben tutuyorum. Bıraktım anne, düşüyor. Anne tutma. Tutmazsan da düşüyor. Tutunca da düşüyor. Her türlü düşüyor bu. Anne. Efendim. Bunu yaptım ben. Tamam. Bence tamam artık pastamız ya. Yok, iyi. Palyaço şapkasına benzemedi mi? Böyle olur ya, böyle fik 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 diye bir şeyler çıkar tepesinden. Arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Pastamızın bitmiş hali. 3 katlı pasta üşümesin diye sarılmış durumda. Dışında kar taneleri var. Üstünde de böyle buzul kristalleri ama rengarenk. Sizce nasıl olmuş? Fikrinizi yazın ama yıkılıyor pastamız.